Anladım. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi şahsiyetine dair uzaktan küçük bir işaretlemede bulunalım diye düşündüm. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam her şeyden evvel Allah'ın Resulüdür. Ve ma Muhammedun illa Resul, Kur'an'da bunu ifade eder. Bir peygamberdir. Bu risalet güneşidir. İnsanlığı aydınlatan, insanlığa ışık veren risalet ve nübüvvet güneşidir. Kur'an, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı manevi şahsiyetiyle tasvir eder. Onun Hatem-i Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu, divan nübüvvetin hatemi olduğunu söyler. Ve inneke le ala hulukan azim ayetiyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlak-ı azim sahibi olduğunu ifade eder. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı şahit, mübeşşir, müjdeleyici, uyarıcı, hakka davet edici ve sirac-ı münir, yani nur saçan kandil olarak tasvir eder. Şunu biliyoruz ki Rabbimiz göklerin ve yerin nurudur. Yahut göklerin ve yerin nurunun halikadır. Allahu nuru semavati vel ard. Onun gönderdiği Kur'an nuru mübindir. Bizatihi Cenab-ı Hak bunu Kur'an'da açık biçimde beyan ediyor. Enzelne ileyküm nuran mübina. Size açık, berrak bir nur indirdik diyor. Kur'an nurdur. Kur'an'ın kendisine indirildiği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise nur saçan, etrafını aydınlatan, Kur'an nuruyla gönülleri, asırları, bölgeleri, coğrafyaları, belki bütün varlıkları aydınlatan bir kandildir. İlahi bir kandildir. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman onu tarihi şahsiyetiyle, biyografisiyle değil, manevi şahsiyetiyle, risaletiyle, nübüvvetiyle, ahlak-ı azim sahibi olmasıyla, getirdiği nur ile, Kur'an nuru ile, Kur'an nurunun asırları, kalpleri, gönülleri aydınlatmasıyla ilişkili olarak düşünme mecburiyetimiz var. Aksa da Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam doğru anlamış olmayız. Demin ifade ettiğim gibi mesela Ahzab suresinin 46. düzeltiyorum 45. ve 46. ayetinde Rabbimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şu beş vasfıyla yani manevi şahsiyetin teşkil eden beş ana ünvanıyla tavsif eder. Bir, o şahittir. İnna ensennâke şahiden. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şahittir. Neyin şahididir? Ve kime şahittir? Ümmetine şahittir. Ümmetine Kur'an'ı tebliğ ettiğine şahittir. Niye şahittir? Miraca çıktı. Uluhiyet ile mülaki oldu, ona şahittir. Kainatın Allah'a delaletine şahittir. İman esaslarının hakkaniyetine şahittir. Kısacası Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şahittir. Bir, şahit olarak gönderdik diyor ayet. İki, o mübeşşirdir. Yani ilahi rahmetle insanları müjdeleyendir. İman eden ve salih amel işleyenlere ebedi saadetin, ebedi cennetin bulunduğunu haber veren şahsiyettir. Üçüncüsü o nezirdir. İnanmayan, isyan eden, isyanda ısrar eden, zulmeden insanlara da uyarıcıdır. Allah adildir. Allah'ın azabı vardır, gazabı vardır diye inzar edendir o. Üçüncü vasfı odur o. Dördüncü vasfı ise Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam davetçidir. Daiyen ilallahil izni. Allah'ın ihsanıyla, Allah'ın yardımıyla, Allah'ın kendisini görevlendirmesiyle o bütün insanları Allah'a çağıran, Allah'a imana davet eden bir şahsiyet. Davetçidir. Beşincisi ve siracen münira işte nur saçan bir kandildir.
Nasıl nur saçan bir kandildi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Çünkü kendisine nur olan Kur'an indirilmiştir. O nur olan Kur'an'ı, hidayet kaynağı olan Kur'an'ı, ilahi aydınlatma vesilesi olan Kur'an'ı hayatına taşıyarak adeta ışık saçan, nur saçan, aydınlık saçan, aydınlığıyla aydınlatan bir fonksiyonun sahibi olmuştur. Bundan dolayıdır ki cehalet asrı o nur ile saadet asrına dönüşmüştür. Sat-ı arz, yeryüzü mescit hükmüne geçmiştir. Mekke mihrap, Medine minber olmuş bütün insanlığa bu Kur'an nuruyla davette bulunmuş, insanları Hakk'a çağırmıştır. Onun davetine nısf-ı arz icabet etmiştir. Onun davetine humsu beşer, yani insanlığın beşte biri icabet etmiş, o nurla aydınlanmıştır tarih boyunca. Aynı şekilde onun getirdiği nur ile, daha doğrusu mutlak nur olan Allah'ın onunla gönderdiği Kur'an nuruyla kainat anlamını bulmuştur. Varlığın anlamı anlaşılmıştır. Hayatın maksadı ortaya çıkmıştır. Ölümün ve ölüm sonrasının ne olduğu aydınlanmıştır. İnsanlığın en temel varoluşsal soruların o nur ile cevabını bulmuştur. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bu manevi şahsiyetiyle, bu vazifeleriyle, bu misyonuyla, ortaya koyduğu bu çabalarıyla, bu davetiyle birlikte düşünmek lazım. Yoksa tarih şahsiyetiyle onu düşünmeye, tasavvur etmeye çalışmak büyük bir noksanlık olur. Rabbimiz Nisa suresinin 174. ayetinde şöyle buyuruyor. Ya eyyuhannas, ey insanlar, gacceekum burhanun min rabbikum. Size Rabbinizden bir bürhan geldi. Kimdir o bürhan? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun için ona bürhan-ı bahir denilir. Başka? Ve enzelnâ ileyküm nuran mübine, size mübin, açık bir nur indirdi. Bu nedir? Kur'an. İşte Kur'an'la Muhammed Aleyhisselam iç içe geçmiş vaziyettedir. Biz Kur'an'ı düşündüğümüzde onun mübelliği olan Resulullah'ı düşündüğümüzde elinde nur olan, elinde Kur'an olan bir şahsiyeti beraberce düşünmek icap etmektedir. Cenab-ı Hak Resulullah'ın getirdiği nura tabi olmayı bizlere ihsan eylesin. O nurla kendimizi, ailemizi, toplumumuzu aydınlatmayı, tenvir etmeyi Cenab-ı Hak, tenvir olmayı bizlere nasip kılsın. O nura mazhar olarak dünyada hayatımızı geçirip ahirette mutlak nur olan Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail kılsın.